ve dart uygulamaları geliştirirken kullandığımız başlıca veri tiplerinden bir tanesi de stringlerdir haliyle. Evet bu string sınıfı içerisinde bizim hizmetimize sunulmuş birçok metot mevcut. Ama bunların içerisinde iki metni uçtan uca birbirine eklemek için bir metot bulunmamakta. Ama çözümsüz değiliz ki muhtemelen de siz kullanıyorsunuz operatörler var artı operatörü ile biz iki metni uçtan uca ekleyebiliyoruz. Örnek üzerinden düşünelim. A harfini içeren bir metin var. Siz artı eşittir ya da uzantılmış hali ile direkt artı operatörü kullanarak metne ekleme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki doğru mu yapıyoruz? Evet doğru yapıyoruz ama bunu daha performanslı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Burada string buffer kullanımı bize yardımcı olacak. Şimdi farkı daha iyi anlatabilmek için bir örnek göstereceğim. E, alfabe harflerini ben bir dizi içerisine yerleştirdim. Şimdi bunu bir for döngüsü içerisinde bir metnin içerisine ekleyeceğim. Alfabet isimli bir string metnimiz olsun. Buna ben hepsini sırayla ekleyeceğim her bir cycle'da. Bunu yaptığımızda alfabet isimli değişkene her seferinde farklı bir veri atanıyor esasında. Ne demek istiyorum? String veri tipi aslında immutable'dır. Yani siz onun veriyi değiştiremezsiniz. Her seferinde o yüzden alfabete asla bir ekleme değil de onun içerisindeki atanmış bellekteki veri yeniden oluşturuluyor. E bu da e, yüksek kullanımlarda performans zafiyetine sebebiyet verebiliyor. Şimdi aynı örneği String Buffer ile gerçekleştirelim kullanım olarak çok bir fark görmeyeceksiniz. Hatta ilave ya fazla kod var mı gibi düşüneceksiniz ama bakın String buffer'da şöyle bir fark oluyor. String buffer ile yine ekleme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Ancak siz ne zaman bunu to string'e çevirirseniz, yani ne zaman kullanırsanız o zaman esasında bu uçtan uca ekleme işlemi gerçekleşiyor. Öncesinde sadece talimat veriliyor. Bir fiili olarak birleştirme olayı to string ilk kullanımda gerçekleşiyor. Büyük projelerde kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Bununla alakalı, bu sınıfla alakalı içinde, içerisinde farklı metotlar var, özellikler var. Yine sizin kullanımınıza destek sağlayacak. Ve bununla alakalı bir linter da var. Use string buffer olması lazım. Normal varsayılan Dart ve Flutter'ın kendi linter paketlerinde yok. Sonradan kendiniz ekleyebilir ekleyebilirsiniz analyzes options dosyanıza. Onu da tavsiye etmiş olayım. Görüşmek üzere.